Türkiye'de gördüğünüz gibi kimyasal pazarlayanlar, makine pazarlayanlar var. Şimdi kimyasallarda yapılan ham maddeler bu şekilde makinelerle şekillendiriliyor. Burada bir firmamız var, onlardan bir bilgi almaya çalışalım. Merhaba. Yani Özgür Bey, sadece şey yapalım, öğrencilerimize biraz bilgi verebilir miyiz? Tamam, olur. Bayağı. Hoş bulduk. Bak, gel, seni yakaladık, iyi oldu. Bak şimdi bunlar İstanbul Üniversitesi'nden Başak Kimya Mühendisliği öğrencileri. İleride Kolçuk sektöründe çalışmaya aday arkadaşlarımız. İnşallah. Şimdi senden şu makineler hakkında, biraz bilgi vermeni isteyecekler. Ben mikrofonu sana vereyim, video kaydı da alıyoruz aynı zamanda. Aslında ben o zaman özel çağıralım. İyi, tam bu iş senin için aslında. Tamam. Bak arkadaşlar, bunlar kullanılan makineler. Burada şurada başlayalım. Şunlar ne mesela, hani? Tamam. Özer Bey. Merhaba. Sizi mikrofona alalım. Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nden kimya mühendisleri arkadaşlarımız. Senin makineler hakkında bilgi vermeni bekliyorlar. İleride belki de Doğuşuk sektöründen görev alacaklar. Seninle irtibata geçecekler, bu makinelerden alacaklar. Evet. Biraz anlatırsam video kaydı da alıyoruz aynı zamanda. Evet. Şöyle mikrofonu tutup yüksek sesle konuşursan. Şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki makine ön şekillendirme makinesi. Desten önceki ön hazırlık olarak geçiyor. Şu şekilde değil mi? Hani... Aynen öyle. Evet. Çalıştırabiliriz de ama çalıştıramayız şu anda. Tamam. Bitmiş. Tamam. Bunları günümüzde... Tavukları koyuyoruz. Aynen öyle. Günümüzde artık kauçuk pahalı bir ham madde haline geldi. Haliyle prese koyduğumuz zaman hiçbir üretici firma ekstradan bir çapak istemiyor. Mesela 3 gramlık bir mala 1-3 gramlık da bir çapak olursa bu zarar oluyor. Maliyetleri artırıyor. Rekabet ağlamsın. Bunu önleyebilmek için bu tarz bir makine üretildi. Nasıl diyeyim? Hamur ürettikten sonra burada ön kısma, barbelin ön kısmına beçi koyuyoruz. Rem hızıyla bıçak hızını ayarladıktan sonra istediğimiz gramajda ürünü üretip burada soğutmadan geçirip prese hazırlıyoruz. Sonra da preslerde basılıp son mamül haline geliyor. Bu bazen conta oluyor, bazen bir ayakkabı tabanı oluyor, bazen bir poz körüğü olabiliyor. Kauçuk sektöründe, çeşitli sektörlerde kullanılabilen bir makine barbel makinesi. Onun için şu diğer miller acaba ne işe yarıyor? İçeriye geçebilir miyiz? Tamam, böyle gelelim. Şöyle yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Bu makineye de kapırlı karıştırıcı diyorlar, Kneider. Bu da kauçuk ham maddesini çeşitli tozlarla formülize edip beç haline getirmeye yarıyor. Yani buna aslında kapalı karıştırıcı hamur makinesi de diyor. Gene günümüzde kauçuk kendi başına preslerde basılabilen bir ham madde değil. Şekillendiremezsiniz kauçuğu preslerde basarak. Onun için bunu işte çeşitli tozlarla, karbon, silika, işte kükürt, bunlarla yoğunluğunu azaltıp bir hamur haline getirmeniz gerekiyor. Prese hazırlamanız gerekiyor. İşte onu da burada ön karıştırmada, kapalı karıştırıcılarda yapıyorlar. Çalışma sistemini az buçuk anlatıyor. İçerisine kauçuk koyduktan sonra çeşitli ham maddelerle dolgu oranlarıyla birleştirip üstten hidrolik basınçla içeride sıkıştırıp karıştırıp o dolgunun kauçuk tarafından yenilmesini sağlanıyor ve bir beç haline geliyor. Bu beçi haline getirdikten sonra da bu önümüzde gördüğümüz millerle böyle bir top haline geliyor, bu normal bildiğimiz hamur haline geliyor. Onu da tabii şekillendirebilmemiz için bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. İşte 1 santim, 3 milim, 5 milim,
6 milim genel sektörün şeyine bağlı olarak değişiyor. Onlar da burada bu silindirlerde aynı zamanda 70 derecede 80 derecede çıkar burada. Biliyorsunuz kavurçuk tozu 60 dereceden sonra emmeye başlar. 60-70 dereceden sonra kavurçuğun 90 derecelere çıkması çok hızlı olduğu için burada aynı zamanda şoklarsınız. Bu toplam su soğutma ile çalışır. İstediğiniz milim aralığına getirirsiniz. Buradan verirsiniz. Öteki tarafta halı şeklinde birkaç defa çevirdikten sonra içerisindeki hava kabarcıklarını patlatırsın. Pigmentlerin patlayıp, renk pigmentlerinin patlayıp kavurçuğa daha hızlı nüfuz etmesini sağlarsınız. Üstündeki stop blender kavurçuğun sürtünmeden dolayı çok hızlı ısınan bir biliyorsunuz ham madde. Onu engelleyebilmek için üstte atarsınız, üstte havalandırmasını sağlarsınız. Bu şekilde halı şekline, bel şekline getirirsiniz. Ondan sonra gene sektör, işte bunları gramaja böler, işte düz parçalara böler. Hamur sektöründe satılır, başka firmalara hazır hamur olarak satılır. Bu şekilde devam eder. Yani aslında bir hat, hamur üretmek, kavurçuk üretmek isteyen arkadaşlar genelde önce knaydır alırlar. Knaydır'da toz ve ham maddelerle kavurçuğu birleştirirler. Sonra milde düzeltirler. Milde düzelttikten sonra eğer küçük gramajları halinde prese getirmek istiyorsa bunları barbere koyarlar. Barberde küçük gramajları haline getirirler. Sonra da presin önüne koyarlar. Basarlar, son mamide haline getirip satışır. Aslında komple bir hattır. Özel bir teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Gezimize devam edelim. Oldu o zaman. Size ihbarlar diliyoruz. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kavuçuk sektörü. Hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kavuçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız. Sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.